Sevgili arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Herkese sevgiler. Ben öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Doktor öğretim üyesi Barış Küçük, Kaymakamlık Akademisi Eğitim Koordinatörü, aynı zamanda yayınlar konusunda da editör olarak görev yapıyorum. Sizlerle beraber de bugün çok keyifli bir canlı yayınımız olacak. Çok değerli iki hocam yayına katılacak. Onlarla beraber kaymakamlık sınavları için ekonomi derslerine nasıl çalışılması gerektiğini, ekonomi derslerinin püf noktaları konuşacağız. Ki ekonomi dersi derken ne anlamamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Çok basitçe mikro iktisat, makro iktisat, Türkiye ekonomisi, para banka gibi derslerin nasıl çalışılması gerektiğini, bir İBF mezunu, bir hukuk mezunu ya da bir açık öğretim mezunu ne yapmalı? Çalışırken yazarak mı çalışmalıyız, çizerek mi çalışmalıyız? Bol soru mu çözmeliyiz? Neler gerektiğini tek tek hocalarımla konuşacağım ki her biri de çok değerli iki hocam olacak. Sizlerin de çok iyi tanıdığınız Selçuk Turgay Azak hocam ve yine bir diğer değerli hocamız Muzaffer Ulusoy hocamız olacak ki onları da yayına alacağız sevgili arkadaşlar. Hocalarımla yavaş yavaş yayına başlamak istiyorum. Sonrasında sizin sorularınızla beraber de açıkçası yayını biraz daha geniş hale getireceğiz. Ama izninizle önce hocalarım da hazırsa onları davet olarak bana iletirlerse ben de burada onları alacağım. Bir arkadaşım yazmış, hocam lütfen yayını kaydedin diye. Elbette kaydedeceğiz sevgili arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Ben canlı yayını takip etmenizden yanayım. Hocalarıma sorunuz olduğunda bizzat burada sormanızdan yanayım ki her bir sorunuzu burada cevaplayacağız sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki de kaçıranlar varsa, izleyemeyenler varsa onlar için de kayıt olarak. Ediliyor sevgili arkadaşlar. Kaymakamlık Akademisi özelinde, tekrar onu da ifade edeyim. İzninizle de şöyle hocalarımı hemen alalım. Hocam merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk hocam. Çok ama iyiyim. Sizi gördüm. Enerjim tavan yaptı hocam. Müthiş bir şekilde canlı yayına hazırım. Yaklaşık yıllardır bu anı bekliyorum hocam. Öyle düşünün. Hocam harikasınız. Yani diyorsunuz ki ben bu yayın için bütün benliğimle hazırım diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum hocam? Kesinlikle. Ve o enerjiyi yine söylüyorum. En başta siz değerli arkadaşlarım. Ondan sonra da hocam gerçekten sizin gibi kıymetli bir dostumuz, hocamız veriyor hocam. Başka bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Benim sesim nasıl geliyor? Bir arkadaşımız kısık geliyor demiş ama kısık mı geliyor gerçekten? Biraz daha arttırayım mı benim için demişler galiba. Sizin küçük çok iyi geliyor hocam, Muzaffer hocam. Hocam mevhu farkı diyorlar orada. Hocam bende problem yok değil mi? Siz beni duyabiliyorsunuz herhangi. Çok bir rahat duyuyorum hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Harika. Hocam nasıl gidiyor? Öncelikle genel hayat olarak sorayım. Nasıl keyfiniz? Hocam genel hayat olarak moralim yani çok iyi de değil, çok kötü de değil. Hani hep şöyle derler ya, yuvarlanıp gidiyoruz. Gerçekten şu anda hocam sadece yuvarlanıp gidiyoruz. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Çünkü hani Selçuk hocam da daha iyi bilir zaten. Enflasyon cidden hocam. Yani bizim canımızı her gün artarak bir şekilde yapmaya devam ediyor. Ama tabii biz de ne yapıyoruz? Bugünler de geçer diyoruz. Şu olur, bu olur falan. İnşallah hocam, ben ümitsiz değilim zaten de. Biraz daha düşük enflasyon, yüksek refah düzeyi, eski hayatımız, gezelim, tozalım, güzel mesleğimiz olsun, işimiz olsun. Zaten onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz hocam. Gerçekten. Harika, harika hocam. Peki buradan aslında konuyu biraz da bağlayalım böyle sınava göre hocam. Şöyle kaymakamlık sınavı deyince ne geliyor aklınıza hocam? Yani kaymakamlık sınavı yıllardan beri ders anlatıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Hı-hı. Kaymakamlık sınavı özelinde ekonomi dersleri bağlamında hani düşüncemiz nedir? Hani öğrenci arkadaşlarımızın bu sürece hazırlanmasındaki durumları nelerdir? Şöyle genel bir görüşünüzü alayım. O sırada Selçuk hocamı da yayına davet edeceğim ama sizi bir dinlemek istiyorum hocam. Tamam. Hocam öncelikle şöyle bir şey. Birçok arkadaşım da söylüyor zaten. Hocam işte sınav bir ilan edilsin. Biz ondan sonra yolumuza bakarız. Aslında sınavın ilan edilmesine gerek var mı? Kesinlikle ama kesinlikle yok. Çünkü biz bunu diyoruz ki her şey olacakmış gibi.
Yani bir yıl önceden ya da ne bileyim 2 yıl önceden, 5 ay önceden çalışmaya başlamanın her zaman artı bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bu arada çok özür dilerim hocam. Selçuk Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam, herkese Sağ olun. akşamlar, iyi Çok kandiller. teşekkür Buyurun ederim. hocam, devam edin. Onun Buyurun. dışında tabii kaymakamlık deyince hocam en büyük sıkıntılardan birisi ki bugünkü canlı yayın yapmamızın da bana sorarsanız en önemli nedenlerinden birisi o. Herkesin korkulu rüyası iktisat. Şimdi biz bunu yıllardır yaşıyoruz hocam. Bir de bazen ben kendimi sorguluyorum. Selçuk hocam da mutlaka sorguluyordur. Acaba anlaşılması güç bir ders mi anlatıyoruz biz? Yani bunun bir dili var da yani ben anladım ama ya ne bileyim öğrencim nerede takılıyor? Yani bazen kendimi sorguluyorum hocam bu konuyla ilgili. Diyorum ki Allah Allah dedim yani bu konu artık daha nasıl kolay anlatılabilir? Yani sürekli olarak kendimizi de güncellemek zorundayız. Yani olayı şöyle düşünmüyorum hocam. Hocam adamın birisi 17. yüzyılda ortaya bir şeyler atmış. Oh valla ne güzel. Hiçbir şekilde değişen bir şey yok. Kendimizi güncellemeye gerek duyacağımız bir şey de yok. Hukuk öyle mi hocam? Hukukta her an değişme var. Ama sizde öyle bir şey yok. Aslında bizde de var hocam. Çünkü biz de değişen konjonktüre ayak uydurmak zorundayız. Hocam nasıl yani? Ne değişti de konjonktürde ayak uyduruyoruz? Bir kere değerli hocam, eskisi gibi maalesef ki arkadaşlar da böyle hırs mı desem ya da ne bileyim matematiksel anlamda üstü tozlanmış o kadar fazla bilgi var ki hocam. Biz bu derste zorlanıyoruz. Onun sebebi de bizim aslında bu dersi anlamayışımız değil. Bak öyle bir şey kesinlikle düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü yani elimizden geldiğince elma armut anlatıyoruz hocam. Bak cidden elma armut anlatıyorum. Ha eskisi gibi biraz da dediğim gibi iktisat jargonuyla konuşalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Olmuyordu hocam. Artık biz de elma armuta dönmeye başladık. Hatta çok ilginç bir anım vardı hocam. Onu da bir kuble bir şekilde anlatmak isterim size. Bir gün şehir dışında ders anlatıyorum. Öğrencimin ebeveyni geldi hocam sabah. Şaşırdım. Hocam dedi efendim biz bir saat dersinize girebilir miyiz dedi. Çok şaşırdım hocam. Ya dedim ki yani hayatımda ilk defa böyle bir şeyle yani karşılaşıyorum. Bir sıkıntı mı oldu? Yok hocam dedi biz çok merak ettik sizi dedi. Neyse girdiler sonra çıktık. Hocam diyor, ben bile anladım dedi. Dedim, estağfurullah bile falan demeyin de dedi ya. Ama hocam bir şey daha soracağım dedi. Ne soracaksın dedim. Biz şimdi hani kursa bir bedel veriyoruz ya. Evet dedim. Bu bedeli elma armut için mi veriyoruz biz dedi. Bir şey diyemedim. Çünkü hocam yani olayı basite indirgemek zorundayız artık. Şimdi basite indirgedikçe bir de günlük hayatla zaten bağdaştırınca bu ders aslında zor bir ders olmaktan çıkıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk demiş ki iktisadiyat demek hayat demektir. Biz hayattan kesitler sunuyoruz. Ve hani mikro biraz daha evet bunun dışında kalabiliyor ama ben genellikle tabii ki oralarda işte ikili ilişkiler olsun, şu olsun, bu olsun. Keza aynı şekilde Selçuk Hoca da zaten makroda iki arada bir derede kalan değerli arkadaşım şeyle nasıl söyleyeyim? Philips eğrisinde mesela onu söylemeye çalışıyor. İşte anasıyla eşi arasında mı kalıyor? İşte oraya gitse bu oluyor, buraya gitse bu oluyor. Sonra diyor ki öğrenci evet ya çok mantıklı aslında diyor. Yani aslında biz işi yaparak ve yaşayarak öğretmeye çalışıyoruz. Ve yine söylüyorum bu ders zor bir ders değil. Ha kendi özelimde söyleyeyim hocam. Bu dersi ben bazen geri çeviriyorum da. 10 yılda zor öğrendim diyor. Sonra öğrenci hocam 10 yılda zor mu öğrendiniz? Hocam bizden de hemen öğrenmemizi beklemeyin diyor. Ama bize böyle anlatılmadı hiçbir şey. Bize yalan söylediler diyor ya işte şarkıda. Bize yalan söylediler. Bize böyle anlatılmadı ki. Biz hep üst perdeden dinledik bu dersi. O jargonla birlikte dinledik. Ondan sonra böyle bakmaya başladık. Ama olay basite indirgemişizdir. Ondan sonra elma armuta falan getirmişizdir. Bir de öğrenciye sorularla birlikte destek atıyorsa
Böyle soru tiplerinde bu soruyu görünce şöyle bir şey yapsak sanki daha iyi olmaz mı? Ondan sonra öğrenci soruya eğiliyor. Soruya eğildikten sonra da aa ben yapabiliyormuşum. Demek ki şunu anladım, sıkıntı bende değilmiş. Yani karşılıklı emek eğer olursa müthiş bir şekilde gidiyor. Ben her zaman söylüyorum, öğrencimizle biz tamamlayıcı mal gibiyiz. Tamamlayıcı mal gibiyiz hocam. Niye? Ya biz diyoruz ki biz onlara bilgi veriyoruz, onlar pratiğini. Yani şu ana kadar böyle bir şey söyleyebilirim hocam. Ama bu dersin anlaşılması güç bir ders olmadığını bütün derslerimizde vurgu yaparak, yaparak, yaparak söylüyoruz hocam. Biraz fazla konuşmayacağım, aklınızı ısıtıyorum. Çok çok Evet, güzel bir giriş oldu Muzaffer Hocam. Yani girizgah gerçekten inanılmaz iyiydi. teşekkür ederim. Ben buradan Selçuk Hocama pası atayım. Hocam o zaman gerçek hayat, fakülte ve sınav formatı açısından baktığımızda farklı bir alanla karşı karşıyayız. Doğru mu? Gerçek hayatı biraz daha sınava çekerek, Muzaffer Hocamın dediği gibi daha anlaşılır hale getirerek iktisat daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet. Öncelikle tekrardan iyi akşamlar değerli hocalarım. Sizleri görmek çok güzel. Kıymetli hocam tabii çok güzel özetledi iktisadın bakış açısına. Aldığı geri bildirimlerde zaten bu konuda hemfikiriz. Kesinlikle bu geri bildirimleri akademi olarak işte Muzaffer hocam ve biz alıyoruz. Şimdi tabii hocam onun ayrı bir dili olduğuna vurgu yaptı. Aslında çok doğru. Biz hani hem derslerin başında hem ben hem hocam hani iktisat bilimine girmeden önce en azından lazım olacak o materyalleri karşı tarafa aktarma noktasında çok büyük hassasiyete sahibiz. Tabii hocam burada üniversitedeki eğitim mesela iktisat fakültesinden mezun olunuyor ama bazı temel şeyler kaçırılabiliyor. Tabii burada o bağlantı koptuğu zaman da derse yakınlaşma olmuyor. Bizim görevimiz önce derse yakınlaştırmak oluyor kıymetli arkadaşlarımızı. Tabii bunu nasıl yapıyoruz hocam? Önce dili anlatarak. Mesela hani İngilizce öğrenmek de zordur bir kişi için. Niye? Çünkü dil yapıları farklıdır. Bizde nedir hocam? Önce özne, sonra nesne, sonra yüklem gelir. Ama İngilizce'de özne, yüklem, nesne gelir. Tabii burada anlatmak biraz daha hani İngilizce öğrenmek çok zordur. Yıllarca İngilizce eğitimi görür ama bir cümle kurma noktasında sıkıntı yaşar arkadaşlar. Ki iktisat da öyledir. Onun için biz burada ne yapıyoruz hocamla ilk etapta? Bu iktisat macerasında, eğitim macerasında acaba bize nasıl materyaller lazım olacak? Hem grafiksel hem matematiksel. Önce bunları vermeye çalışıyoruz. Yani bizim işte o iç bükey, dış bükey, konveks, konkav, işte birinci dereceden fonksiyon, lineer fonksiyon nedir? Mesela hocamın ben birkaç şeyine şahit olmuştum. Gerçekten önce mesela maliyetleri anlatırken hocam birinci dereceden anlatıyor, ikinci dereceden anlatıyor. O çok çok önemli işte. Ya orada olayı somutlaştırmak adına. Tabii biz akademide önce bunu yapıyoruz hocam. Yani nedir? Olayı somutlaştırıyoruz. İşte grafik nedir? Fonksiyon. Çünkü bazen arkadaşlar şunu da ya fonksiyonun ne anlama geldiği noktasında bile bazen unutkanlık olabiliyor. Sonuçta yıllarca eğitim görüyorlar haliyle. Dolayısıyla hocam bu noktada hani öncelikle amacımız o serüvende, o müfredat serüveninde bize ne lazım onu öğrenmek. Şimdi mesela hocam farksızlık eğrisini anlatıyor. Şimdi arkadaşlar farksızlık eğrisinin tanımına mı odaklansın, dış bükü olmasına mı odaklansın, eğiminin ne anlama geldiğine mi odaklansın? Dolayısıyla burada derste kopma oluyor. Tabii bizim öncelikle bu dili kalıpsal olarak anlatma stratejimiz oluyor ve bunu da hani başardığımızı yıllardır düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki arkadaşlara da eminim bizden hani eğitim alan bu iktisadı şöyle düşünecektir. Ya evet daha önce çok farklı bir dilde, şimdi çok farklı bir anlayışta görüyorum. Daha olumlu bir yaklaşım var. Dolayısıyla arkadaşlara ilk tavsiyem nereden destek alırlarsa alsınlar, nasıl destek alırlarsa alsınlar, iktisada bodoslama dalmasınlar. Önce temel grafik ve matematik eğitiminden geçsinler. Ondan sonra zaten çorap söküğü gibi geliyor hocam. Öncelikle Buradan sana hani bir söyleyeceklerim atış bunlar. yapayım. Geçenlerde kazanan öğrenci süreçleri yaptık kaymakamlıkta. Bir hukukçu öğrencimiz dedi ki, iktisat dersini nasıl çalışıyorsun diye sordum. Çünkü bir hukukçu için zor bir olay. Hocam dedi, dersi dinliyordum. Hocalarımın ağzından çıkan her bir kelimeyi yazıyordum. Her bir kelimeyi anlıyordum.
ve onun üzerine çalışıyordum ve dereceyle kazandı. 20.ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam arkadaşımız. Evet, belki Selçuk hocam hatırlar. Hukukçu bir arkadaşımız. İsmini unuttum, kusura bakmasın lütfen. Videolarda var. İzlemek isteyenler izleyebilir. Beni çok etkiledi. Yani hani hep biz şuna şahidiz ya Muzaffer hocam. İşte şu kitapları çok okuyun, şu kadar soru çözün. Hayır dedi. Ben hocalarımın ağzından ne çıkıyorsa onu yazdım, ona çalıştım ve öyle iktisatta çok da iyi netler yapmıştı. Bilmiyorum, bence çok değerli bir öneriydi. Muzaffer hocam, evde hazırlanan bir öğrenci iktisata nasıl çalışmalı? Açık öğretim mezunu ne yapmalı? Hukukçu ne yapmalı? İktisat mezunu olup da hazırlanan ne yapmalı? Burs hazırlığına girmiş, bizle olabilir, farklı bir kurum fark etmez. Ne yapmalı? Yani şöyle bir genel derecelendirerek anlatabilir miyiz? Çünkü izleyen birçok arkadaşım var. Her biri için bir atıf olsun bizimki de. Hocam, öncelikli olarak şunu söyleyeceğim. Yani hangi bölümü bitirirsek bitirelim, kaymakamlık sınavına giren herkesin bence iktisattaki ön yargılardan kurtulması gerekiyor. İlk bence etapta yapmaları gereken bu. Çünkü herkesin hayatında travma mı yarattı artık bu ders bilmiyorum ama bazen öğrenci diyor ki hocam bu dersi 5 kere aldım. Hocam ben bu dersi 7 kere aldım. Hocam ben 3'te zor geçtim. Sonra ben de geyik çeviriyorum orada. Derslerin fazla üzerine gitme. Biraz alttan alın gitsin derim böyle. Onlar ya hocam öyle bir şey demedik ki ya biz diyor. Ya diyorum ki bir sakin ol. Önce bir sakin ol. Ön yargılardan bir sıyrılalım. Ve bundan sonraki işimiz ne olacak diyorum. Bu dersi yapacağına inanacaksın. İnanacaksın. Eğer başarmak istiyorsan önce inanmak zorundasın. Bu olay bu kadar basit. Sonuçta kendimden de örnek veriyorum. Ben de bir İBF mezunuyum diyor. Yani bu dersi anamın karnında öğrenmedim ki diyorum. Yani ben de sizlerle birlikte aynı fakültelerden, aynı hocalardan, aynı tarzdan İBF'de mezun oldum diyor. Ha ne olmuş? Al içimizde şu kadarcık bir ışık varmış. Onu ortaya çıkarmaya çalıştım. Ben başka bir şey yapmadım. Önce dediğim gibi hocam ön yargıdan sıyrılacağız. Dersi başaracağımıza inanacağız. Onun dışında dersinde en önemli vurgu yaptığım hocam çok fazla bir şey değil. Şu kadarcık matematik. Şu kadarcık hocam. Yani fazla bir şey istemiyorum ben. Şu kadarcık matematik. Hocam bu matematiğin içinde ne var diyeceksiniz. Söylüyorum. Sadece 4 işlem var hocam. Biz 4 işlemde sıkıntı çekiyoruz. Biz 4 işlemde sıkıntı çekiyoruz. O yüzden bizim tabii ki o temel işte az önce hocam da dedi. İşte fonksiyon nedir, bağımlı değişken nedir, bağımsız değişken nedir, iç bükey, dış bükey falan. Önce bir kere temel matematik eğitimini ufak tefek sindirmek zorundayız. Biz bunu zaten dersimiz içinde yayarak yine anlatıyoruz. O önemli değil. İşte en azından birinci türevin ne anlam ifade ettiğini, ikinci türevi ne zaman alacağız, maksimum minimum noktaları nerede bulacağız, nerede edeceğiz, onlarla ilgili zaten biz çalışma yapıyoruz. Onda sıkıntı yok. Ve ikinci de ikinciye geç. Üçüncü de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hoca dersi anlatıyor. Ve anlattıktan sonra şu soru geliyor. Bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Şimdi biz de diyoruz ki abi sıkıntınız varsa lütfen söyleyin. Bazen öğrenci içine atıyor. Utanıyor. Soru sormayı da ne yapıyor? Çünkü o okuldan kalma alışkanlığı. Okulda da hocam söyler kocaman amfidesiniz. Der ki işte arkadaş anlamayan var mı? Mutlaka vardır. Ya mutlaka vardır. Ama diyor ki Allah Allah. Herkes mi anladı? Bende bir sıkıntı mı var acaba? Neyse eve gideyim anlarım. Eve gidip anlayamazsın. Çünkü dersi derste öğrenmek zorundasın. O yüzden mümkün mertebe derse katıl. Mümkün mertebe derse katılmak zorundasın. Bu olay tabii şöyle bir rahatlığı da getiriyor. Ha çalışıyordur arkadaşımız, ona bir şey diyemem. Ama o da zaten geceyi gündüze katarak bize yetişmeye çalışıyor. Müthiş değerli bir emek sarf ediyor zaten. Ha, biz ne yapıyoruz? Dersi derste öğrenmeye çalışıyoruz. Dersi öğrendikten sonra da diyorum ki ben sürekli biraz taciz ederim hocam öğrenciyi. Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Sonra geyik çeviririm. Çalışmıyor musun? Merak etme. Sıkıntıyı yine çözüyoruz. Nasıl çözüyorsunuz? EKA. EKA ne diyor? Erken kayıt avantajları. Bak ne kadar güzel sorunu çözdüm. Gördün mü dedim. Diyorum ki
Niye çalışmıyorsun? Aklıma bak iki tane şey geliyor. Ya paran bol ya zamanın bol. İkisi de yok. Bizim gibi insanların başarmaktan başka çaresi de yok. Doğru mu hocam? O yüzden ön yargıdan sıyrıldım. Dersi başaracağıma inandım. Şu kadarcık matematiği de aldım. Çok güzel. Ve mutlaka ama mutlaka grafik defterin olacak. Soru tiplerini öğreneceksin. Bu grafik defteri deyince de bu Selçuk hocam da çok kullanıyor hocam. Şimdi grafik defteri falan öğrencime böyle bir şey dedi. Hocam sen git kırtasiyeye. Bir grafik defteri var mı? Şimdi kırtasiye şey al böyle bir defter çıktı ya demiş. Ya grafik defterden kastımız o değil ki ya. Normal bir tane defter. Yani yazarak çizerek çalış. Çünkü derste zaten biz diyoruz ki şuralar şuralar önemli. Görsel hafızasını kullanacağımız tablolar da yapıyoruz. Geriye ne kalıyor? İşitsel hafıza. Bir de şunun hafızası hocam. Bu çok önemli bir hafızaya sahip. Çünkü ben tahtaya, defterime nereye ne yazdığımı çok iyi bilirim. Öğrenci de kendi defterine nereye ne yazdığını çok iyi bilir. Ve onların hepsi sınavda o kadar güzel karşısına gelir ki bu soruyu gördük. Hocam, ulan kral adamsın ya gerçekten diyor. Ben tam burayı yaparken şu köşeye minnak bir not aldım. O minnak nottan adam soru yaptırdı bana. Onu ben yaptırmadım ki. Onu sen yaptın aslında. Çünkü yine söylüyorum hocam, bunun hafızası görsel hafıza, işitsel hafıza. Ha bazen şu oluyor. Hocam her şeyi yapıyorum, çiziyorum. Siz anlatın hocam, ben dinliyorum. Diyorum sakin olun. Beyin 36 tane işi yapamaz. Önce dinle. Sonra anla. Ondan sonra harekete geç. Olay bu kadar basit. Dinlemeden ya bazen de şunu diyor. Hocam ben sorular üzerinden çalışıyorum. Sorular üzerinden tekrar yapacağım. Bilgi sahibi olmadan nasıl fikir sahibi oluyorsun ki? Onu da bilmiyorum. O yüzden konuyu önce sindirmek zorundasın. Grafiksel analizi yapmak zorundasın. Sayısal sorularda da zaten sıkıntı çekmesinler. Niye çekmesinler? İçinde rahatlatayım biraz. Gelen 12 tane soru var zaten mikro makro. Benim anlattığım kısımdan bazı yıl 5, bazı yıl 6 geliyor. Hocamın anlattığı kısımdan da 6-7 arasında değişiyor. Hocam sayısal soru bu 12 soruda hocam toplasanız maksimum 2 tane gelir. Maksimum. Maksimum. Hocam o zaman onları yapmayayım mı? Ya yapmayayım diye bir şey demedim ki ben. Bu gelen sorular da zaten belli, basit. Yani sorulara bakıyorum. Soru tiplerini bilsem bile bütün soruları zaten kolay bir şekilde çözersin. Bir süre sonra olay şuna dönüyor. Soruyu görüyor, ne yapacağını biliyor artık. Ne yapacağını biliyor. Çünkü işi yaparak öğrenmiştir. Bu çok önemli bir şeydir hocam. Aron'un ortaya attı, yaparak öğrenmiş. Ben şunu desem, araba sürmeyi biliyor musun? Yok. Bir şey yok ki. Oturuyorsun, debriyaja basıyorsun, hafif gaz ver, vitesi ver, gidiyor. Hocam çok kolay. Geç direksiyona diyorum, arabayı kaldır. Ama araba sürmeyi öğrendikten sonra 10 yıl sonra da o arabayı sürersin. O yüzden biz işi yaparak öğrenme taraftarıyız hocam. Yani bol bol grafik çalışacaksın. Bol bol matematiksel soru çözeceksin. Ve matematik deyince de hocam korkulu rüya olmaz. Gerçekten olmasın. Çünkü yani şu kadarcık matematikle çözeceğimiz soruları soruyorlar bize. Başka bir şey sormuyorlar. Tamam mı? Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar olacak. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel yine özetlediniz aslında. Hatta buradan bizi dinleyen arkadaşlarımız var. Şu hattı da yapayım. Muzaffer hocam mikro iktisat alanında akademide ders anlatıyor ki 4 Şubat'ta başlayacak grupta yine kendisi yer alacak. Selçuk hocam makro iktisat kısmında derslerini anlatıyor. Her iki hocamın da hep vurguladığı bir şey var. Ben şu soruyu soruyorum onlara. Hatta Selçuk hocama da pası öyle atayım. İktisat diyorum. Okuyarak mı çalışılır? Yoksa diyorum yazarak mı çalışılır? Selçuk hocam da bana diyor ki hocam ikisi de değil. Çizerek çalışılır. Selçuk hocam gerçekten de Muzaffer hocamın atıfıyla gidersek iktisat çalışırken çizmek ne kadar önemli? Hatta sizin bir bize öneriniz oldu. Hocam temel matematik eksiği var dediniz öğrencinin. Hem idari yargı hem kaymakamlık gruplarına temel matematik videosu çektiniz ki offline olarak öğrenci arkadaşlarımız buna da erişiyor ve orada ilk başta bunları dinleyerek derse geliyor ki bu da çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
Hani bu sizin de görüşünüzü alabilir miyiz hocam? Hani ne dersiniz? Hani makro iktisatla da bağlayabilirsin, Türkiye ekonomisiyle de. Hani senden de diyeceğim böyle iktisat nasıl çalışılmalıyı, aynı Muzaffer hocam gibi bir ufak özetlersiniz. Çok sevinirim hocam. Hocam şimdi kıymetli hocam zaten çok önemli noktalara değindi. Ben de şöyle kısaca bir üstünden geçmeye çalışayım. Tabii hocam burada özellikle hem kaymakamlık tarafında bahsettiğiniz üzere hem hakimlik tarafında biz arkadaşlara bazı videolar tavsiye ediyoruz akademi bünyesinde. Bizim bulunduğumuz videolar ve bu videoları izleyerek derslere gelmelerini rica ediyoruz. Burada amacımız hani derslere daha önde başlamak ve bu şekilde biraz daha fikir sahibi olmak hocamın ifade ettiği üzere. Tabii hocam şimdi iktisadı hiç bilmeyen ya da iktisada karşı yakınlık duymayan arkadaşlara nacizane tavsiyemiz hocamın da çoğu kez değindiği üzere nasıl çalışacağını bilmek ve ön yargıyı bir kenara bırakmak. Ben hiç iktisat bilmeyen arkadaşların ya da çok iyi iktisat öğrendiğini zanneden arkadaşlar. Bu arkadaşlar da çok tehlikeli bir grup. Yani çok iyi iktisat bildiğini düşünüyor ama çoğu ezber şeklinde. Yani hani İBF'lilerin kronik bir davranışı vardır. Vize final zamanı ders çalışmak. Dolayısıyla biz de o yollardan geçtik. Bu da tabii ezbere öneltiyor ve çok iyi bildiğini düşünüyor. Ama halbuki o bağlantıyı kurma noktasında maalesef o erişime ulaşamamış. Tabii bizim bu arkadaşlara önerimiz öncelikle hocamın dediği gibi ön yargıyı bırakmak suretiyle konunun özüne odaklanması ve kesinlikle şunu nacizane tavsiye ediyorum. Mutlaka hani bir destek almaları. Çünkü destek onlara zaman kazandırır, verim artırır. Tabii ki tek başlarına öğrenebilirler. Ama hani zamanı rentable kullanmak adına mutlaka destek almalarını nacizane tavsiye ediyorum. Tabii burada nasıl çalışılır dedik. Evet, iktisat şimdi hukuk nasıl çalışılır hocam? Siz çok daha iyi bilirsiniz. İşte post-itler yapıştırırsınız, notlar alırsınız, altını çizersiniz. Ama ben özellikle hani dersi anlatırken Muzaffer hocamla birlikte biz beyaz tahtada anlatıyoruz. Yani biz dersi nasıl anlatıyorsak arkadaşların da öyle çalışmasını istiyoruz. Mesela biz slaytlardan anlatmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Beyaz tahtayı bizatihi çiziyoruz ki arkadaşlar da tekrar ederken böyle çalışsın. Benim arkadaşlarım Naci'nin tavsiyem şu. Kesinlikle grafikleri çizerek çalışmaları ki demin Muzaffer hocam da değindi. O grafikleri çizdiğinde zaten o bölgeyi kendi gözleriyle görmek suretiyle onları soruları doğru cevaplayacaklar. Yani ÖSYM'nin soruları zaten hocam bizim çizdiğimiz grafiklerin tarifini içeriyor. Onların çizdiği grafiklerin tarifini içeriyor. Zaten o grafikleri çizdiklerinde ve çizme alışkanlıklarına kavuştuklarında sözel sorularda asla zorlanmadıklarını görecekler. Öncelikle kesinlikle bol bol çizim yapmaları gerekiyor. Kendi gözleriyle görüp daha kalıcı olması açısından. Ve burada tabii mikroyu hocam çok iyi özetledi. Oraya pek girmiyorum. Hocamın ifade ettiği üzere grafiksel yorum çok önemli. Makroda da biraz da hayatın içinden tabii ki grafik de önemli makroda ama makroda pek öyle iç bükey dış bükey grafikler pek yok. Genelde doğrusal grafikler var. Eğim hususu çok önemli vurgulanıyor orada. Tabii makroda biraz daha böyle o mantık bağlantısını kurmak çok önemli. Orada tabii o mantık bağlantısını kurarken yine grafikleri kullanıyoruz. Tabii mikro biraz daha grafik ve matematik ağırlıklı, makro biraz daha sözel bağlantı ağırlıklı oluyor. Ama tabii bunlar birbirinin ikamesi değil, bunlar birbirinin tamamlayıcısı oluyor. Benim arkadaşlarım naçizane tavsiyem bir, bu noktada kesinlikle temel matematik ve grafiksel eğitimi kesinlikle. İkincisi bunları sindirdikten, hocamın ifadesi çok güzeldi orada, sindirmek. Bunları sindirdikten sonra herhangi bir şekilde bir kitaptan, bir yayından, bir videodan, bir kaynaktan veya bir destek almak suretiyle o süreci devam ettirmek. Bir de hocam iktisatta arkadaşların en büyük sıkıntısı şu oluyor. Şimdi arkadaş çalışıyor mikroyu, evet çalışıyorsun ama hocam soru çözemiyorum diyor. Ama hocam anayasayı idareyi çözüyorum. Ama iktisadı çözemiyorum. Bende sıkıntı mı var? Şimdi sende hiçbir sıkıntı yok. Ya iktisat biraz sabır ve biraz da hocamın ifade ettiği gibi sindirme gerektiren bir bölüm. Yani soru çözme yeteneği demin hocamın ifade ettiği üzere zamanla sindirerek kazanılacak bir şeydir. Ama dersleri yarım yamalak işleyerek ya da konuları yarım yamalak çalışarak soru çözmek pek de mümkün olmuyor iktisatta. Mesela yasamayı çalışmışsınız, yürütmeye çalışmamışsınız anayasada. Yasama sorularını çözersin. Ama maalesef iktisatta o seçeneğimiz yok. Biraz sabır,
biraz irade gerektiriyor. Soru çözme, hani bazı hocalar şöyle diyebiliyor bazen, hani işte kurumlarda, üniversitelerde işte 6 ay sonra soru çözmeye başlayın. Tabii bizim öyle bir zamanımız yok. Ama biz de diyoruz ki dersin sonunda çözelim en azından. Konu biter. Konuyla ilgili sorularımızı çözelim. Ve o soruları çözdüklerinde şunu görüyorlar hocam. Evet, yapılabilir. Öncelikle arkadaşlarımızın kendilerine şunu aşılamaları gerekiyor. Ben bunu yapabilirim. Bu yapılabilir. Çünkü milyonlarca insan yaptı. Sen de yapabilirsin. Öncelikle bu ön yargıyı o hocamın ifade ettiği üzere kaldırmaları gerekiyor. Ve kesinlikle matematiksel denklemleri, grafikleri, çizmeleri, bol bol çizim yapmaları gerekiyor. Hocam üniversitede ilk bize Phillips eğrisini öğrettiklerinde ben Phillips eğrisini yüzlerce kez çizdiğimi hatırlarım. Yani çünkü orada o özümsemek, hazmetmek. Ha bugün 100 kere çizersin, yarın 5 kere çizersin, öbür gün 1 kere çizersin, 4. gün çizmeden bu işi halledersin. Bu bir zaman. Yani zamanla oturacak bir şey. Dolayısıyla arkadaşlara önereceğim Çok temel teşekkür ederim noktalar hocam. bunlardır hocam. İzninizle ben yorumları da açayım. Hem öğrenci sorularını da alarak size ileteyim. Ama bunu yaparken de Muzaffer hocama da bir pas atayım. Çünkü bir soru bana daha önce de sorulmuştu. Özelden de bir arkadaş yazmış. Hocam KPSS A temelim var. KPSS A'da gördüm iktisat. Kaymakamlık sınavı için yeterli olur mu diye sormuş. Hani kaymakamlıkla KPSS A'nın iktisatını şöyle bir değerlendirirseniz ne düşünürsünüz hocam? Bu sonra arkadaşlarım da sorularını yazabilirler bu arada. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Kaymakamlıkta 6 soru geliyor. Bazen 5 soru geliyor. Ama şimdi KPSS'de 12 soru geliyor. Şimdi KPSS kaymakamlığa falan göre baktığımızda biraz daha detay. Ama eğitim aldı, nasıl eğitim aldığı da önemli hocam şimdi. Yani ben KPSS'ye gittim. Tamam gittim ama yani hiçbir şekilde verim alamadım. Ben o zaman kaymakamlığın hepsini yaparım. O yüzden aldığı eğitim bizim için önemli. Hani az önce hocam dedi, evet aldın, tamam aldın ama ezberledin. Ve iktisat bilen tayfa da çok tehlikeli dedi ya hocam. Gerçekten çok tehlikeli. Çünkü kirli bilgi burada hocam. Şimdi öbür türlü kafası boş olsa en sevdiğim öğrenci tipi bu zaten. Yüklerim. Ama şimdi burada bir şey varsa onu kısa dönemde yıkamıyorum. Çünkü adam oraya öyle bir oturtmuş ki bu böyle hocam. Bu böyle. Ve ondan sonra şunu söylüyor. Abi ya sakin ol. Eski hocanla boşandın diyor. Eski hocanla boşandın. Artık benle evlisin diyor. Ben ne dersem o olacak diyor. Ben ne dersem o olacak. Ondan sonra şunu görüyor. Mantık çerçevesinde gidiyorsa evet ya ben demek ki kirli bilgiyle gelmişim buraya diyor. O yüzden hocam nasıl eğitim aldığı benim için önemli. Ha çok iyidir. Kendine çıkmış sorular olsun, özgün sorular olsun. Şurada burada iyi hissediyordur. O zaman kaymakamın iktisatını zaten gözü kapalı yapmış. Onda hiçbir sıkıntı yok yani. O yüzden aldığı eğitimin bana sorarsa niteliği önemli. Evet, çok güzel. Hocam burada bir atıf da yapayım. Ya yani ben ikiniz özelinde şunu söylemek istiyorum. İkiniz de hem genç hem çok enerjik hem de çok özverili hocalarımızsınız. Yani ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Öğrencinin çok yanındasınız ki hani Nuri Can Demir beyefendi yazmış. Bunu da okumak istiyorum. Geçtiğimiz sınavda iktisatı bana fulleten ikili sizi seviyorum değerli hocalarım demiş. Eyvallah. Yani şu cümleyi Eyvallah. duymanın verdiği herhalde huzur, keyif başka hiçbir şey de yoktur. Biz de buradan Nuri Bey'e teşekkür etmek istiyoruz açıkçası. Bu değerli cümleleri için bilmiyorum hani sizler de bir görüş sunarsanız dinleyebilirim hocam. Hocam başlasın. Buyurun hocam. Buyurun. Ben az önce Ya konuşuyordum. Siz devam edin. yani estağfurullah. Ya hocam da zaten hani kurduğumuz cümleler ve yani aklın yolu bir derler ya hocam. Hani onu zaten cümlelerimizdeki uyumla da görebiliyoruz. İnşallah bu sene bu Hocam cümleleri çok sık inşallah. duyarız. Hocam Temennim ben budur bir yani. izninizle Muzaffer Hocam yine size atıf yapacağım bu soruda. Hocam mikro ve makroyu farklı günlerde ama aynı anda mı çalışalım? Yoksa önce makroyu bitirip sonra mı mikroya çalışalım demiş. Biz kurum olarak yaptığımızdan bahsederek size tası atayım Muzaffer Hocam. Biz önce mikro iktisatı veriyoruz. Mikro bitmeden makroyu başlatmıyoruz. Sonrasında makro iktisat. Makro iktisat bitmeden de Türkiye ekonomisini başlatmıyoruz. Dediği bir dengeyle gidiyoruz. Muzaffer Hocam'ın da burada görüşünü dinlemek isterim. Hocam kesinlikle doğru. Yöntemin zaten aslında bu olması lazım. Şimdi bazen şu oluyor. Ya adamdan diye makro ile başlıyor. Diyorsun ki nasıl makro ile başlıyorsun falan. Sonra şu geliyor tabii ki. Ya ikisi zaten birbirinden izole. Yani
Mikro olmadan da makro veriyor. Program öyle uymuştur çünkü. O yüzden sistem zaten ben hep derslerde de söyleyeyim. En büyük sıkıntıyı ben çekiyorum hocam. Hocam kusura bakma burada söyleyeceğim. En büyük sıkıntıyı ben çekiyorum. Neden ben çekiyorum? Çünkü ben yoğun matematik kullanmak zorundayım. Eğim diyorum, türev diyorum, şunu diyorum. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Burayı iyi oturtalım ki. Çünkü benim aslında şey, benim derslerim mesela hocam ben hep biliyorsunuz. Ya hocam ben biraz daha anlatayım. Biraz daha anlatayım hocam. Hocam biraz şunu da anlatsak. Hocam bu da olsa bana bir 2 saat daha verseniz. Hocam ecik daha verseniz falan. Yani elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü öğrenci soru tiplerini göstermek istiyorum. Benim öğrencimseniz ya da bizim öğrencimizseniz bunu çalıştırmak zorundasınız diyorum. Şimdi bu makineyi çalıştırmıyorsanız şöyle de gideriz diyorum. Kolay kolay soruların hepsini önüne sererim. Sonra sen saksı çalıştırmadığın bu soruları güzel güzel yaparsın. İçine huzur dolar. Ben iktisadı yapıyorum. Ondan sonra böyle değişik bir şey geldiğinde o zaman bize giydirmeye başlıyor hocam maalesef. Biz bunları tabii bertaraf etmek amacıyla sistemi önce mikro üzerine kuruyoruz. Biz orada bütün matematiğini, şunu, bunu, eğimi, işte ne bileyim doğruyu da işte nasıl yaptık, nasıl ettik. Ve az önce hocam dedi, biz makroda zaten çizdiğimiz şey lineer fonksiyon değil, çıbık çiziyorlar hocam. Çıbık. Dümdüz doğru çiziyorlar hocam. Dümdüz doğru, dikleşti, yatık başı, yukarı kaydı, aşağı kaydı. Şimdi eğim anlatıyor hocam, konum anlatıyor. Onları şimdi önce mikro süzgecinden geçmeden yani oraya göndermek Selçuk Hoca'nın ya da makro anlatanın işini de zorlaştırıyorsun demektir. Ben bir gün mesela hocam öyle bir şey yaptım. Nefret ettim. Dün bak olmaz hocam şöyle olmaz böyle olmaz. Yalvardım hocaya. Onda ya hocam ne olacak bir şey olmaz. Hocam abartsız söylüyorum. Makroyu bir insan 112 saat anlatır mı ya? Makro. 112 saat anlatmıyor hocam 112 saat. Bu 112 saatin içinde hocam nereden baksanız mikronun 30-35 saati var. Çünkü orayı güzel bir şekilde sindirmeden dan diye onu veremeyiz. Tamam hocam mikroyu hallettik. Sonra geliyor diğer tamamlayız. Makro. Şimdi makroda hocam diyor ki işte şunu verdim, bunu verdim, bunu verdim. Sonra dedi ki Türkiye ekonomisi. Şimdi Türkiye ekonomisi de diyecek ki serbestleşiyoruz. Döviz kuru diyor. İşte kur arttı diyor. Allah'ım ne olduk bize? İşte acaba kırılgan yapı oldu. Şimdi makro bilmeyen bir adam, makro bilmeyen bir adam yani Türkiye ekonomisinde çok ciddi anlamda zorlanır. Hocam Türkiye ekonomisinde peki hiç mikroda geçmiyor mu? Geçiyor. Malların esnekliği diyoruz işte ne bileyim 29 krizinden şu oldu sonra devletçilikte bu oldu falan filan diyoruz. Hocam daha iyi bilir. Şimdi abi onların hepsi kompakt bir derstir. Yoksa dan diye Türkiye ekonomisi verelim mi hocam? Dan diye Türkiye ekonomisi verelim. Hikayeyi de yazalım. Tamam mı? Sonra öğrenci o diyor ya ne kadar iyiymiş ya vay be nereden geldik falan. Sadece bunu der hocam. Ama soruya geldiğimde olmadı ya. Gene olmadı. Bu da gol değilmiş. O yüzden kompaktır hocam. Mikro, makro burada aldığın bilgilerin tamamını biz Türkiye ekonomisinde kullanırız. O yüzden bizim için önemli hocam. Hocam çok 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 güzel ifade ettiniz. Ben yine Selçuk Hoca'ya hem sorularla atıf yaparken şunu söylemek istiyorum. Akademinin başarısı da buradan geliyor aslında hocam. Hem hakimlik hem kaymakamlık için söyleyebilirim. Çünkü kaymakam akademisinde biz derslere verirken anayasa hukuku vermeden hocam idare hukuku vermiyoruz. Mikro vermeden makro vermiyoruz. Yani bunların her biri aslında bir sistemdir. Zaten sistemi doğru kurduğumuzda başarının geldiğini düşünüyoruz ki siz de çok güzel ifade ettiniz. Öğrenci arkadaşlarım aslında bu sistem içerisinde kalarak, değerli hocalarımı dinleyerek, değerli hocamın çizdiği yoldan ilerleyerek ben de başarılı olacaklarını, olduklarını görüyorum. Ama ne zaman kafa karışıklığı yaşanıyor? Mikro çalışırken dur makroda bakayım. Daha anayasaya başlamadan dur idarede çalışayım dediği anda öğrencim bir anda heyecanla beraber ne yazık ki başarısızlık geliyor. Çok dağılmadan, sistemi bozmadan aslında doğru şekilde çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum. Selçuk Hocam, Türkiye ekonomisi mikro, makro bu tarz dersler ortalama kaç ay çalışılmalı demiş ama ben bir görüş belirterek yine size sorumu ileteyim. Sevgili arkadaşlar biz Aralık ayında ilk kurumumuzu açtık. Biz ilana göre hazırlık yapan bir kurum değiliz. Biz size eğitimleri en doğru şekilde vermek, sistemi en doğru şekilde kurmak üzerine kurulu bir eğitim veren kurumuz.
Bizim amacımız üniversite mantığıyla doğru eğitim vermektir. Yani biz ilan şu gün gelecekmiş, alın bu sayı olacaktır mantığıyla ilerlemiyoruz. Biz eğitimimizi başlatıyoruz. 4 Şubat'ta grubun başlıyor, biteceği tarihe kadar tüm dersler belli. Aralık grubun başlıyor, biteceği tarihe kadar tüm dersler belli. Bu nedenle çalışmalarınızı yaparken de ilan odaklı değil, aslında biz tamamen eğitim odaklı olmanızdan yanayız. Selçuk Hocam, hani burada sizin görüşünüzü almak istiyorum. Nasıl çalışmak lazım? Yani ortalama ne kadar çalışılmalı ama sınava kadar çalışılmalı herhalde, değil mi? Hani bunu bilmiyorum, nasıl genişletmek gerekir? Evet. Hocam zaten kıymetli düşünceleriyle yine hemfikir olduğumu özellikle ifade etmek isterim. 4 Şubat Ha, grubu ne dediniz güzel. hocam. Doğum günüm 4 Şubat. Hocam, şimdiden Güzel oldu. insanlar. İnşallah İnşallah uğurlu hocam. gelir hepimize. Şimdi hocam, hocam mikro konusunda zaten çok güzel atıflarda bulundu. Ben özellikle o makro ve Türkiye ekonomisi kısmına yorum yapmak istiyorum. Özellikle hocam mesela Türkiye ekonomisi, Türkiye sosyoekonomik yapısı aslında hani orijinal ismi olarak geçiyor. Tabii burada hani dersin mutlak suretle sözel olduğuna dair bir yanlış algı var. Hani hocamın ifade ettiği gibi mesela Türkiye ekonomisinden başlıyor. Niye? Sözel ders canım. Tarih gibi anlatılır. Ama şimdi oradan hani aşırı değerli kur diyorsun, dış ticaret diyorsun, cari işlemler hesabı diyorsun, esnek kur sistemi diyorsun, korumacı politika diyorsun. Şimdi bunları makro bilmeden hani aktarmanın hiçbir anlamı yok. Yani bu sadece kolaycılığa ya da başka bir amaca hizmet ediyor. Şimdi dolayısıyla makro görmeden asla Türkiye ekonomisini ben hani işlemeyi, çözmeyi, okumayı tavsiye etmiyorum. Onu bir kere özellikle söyleyeyim. Çünkü makro ekonomi bir kültür oluşturuyor. Devalüasyon anlatıyorsun mesela. Nedir devalüasyon? Niye yapılır? Hangi amaç yapılmıştır? Neyi ifade eder? Bunları zaten makroda vermek gerektiğini zaten bu noktada ifade edebiliriz. Tabii hocam nasıl çalışılır, ne kadar çalışılır dediğinizde şimdi biz hangi sınava hazırlanıyoruz hocam? Kaymakam adaylığı, aday adaylığı. Önemli bir meslek, kutsal bir meslek. Dolayısıyla böyle bir meslekte artık o üniversite vize final mantığını bırakmamız gerek. İşte vize ne zaman, final ne zaman? İşte ona göre fotokopiyi çoğaltalım. Dolayısıyla hocam bu noktada hani ben arkadaşlara dediğiniz gibi asla ilan odaklı gitmemelerini zaten her sene İlan gelme noktasında bir gelenekselleşmiş bir nedir durum var. Yine de gelecektir %99 baktığınızda. Dolayısıyla hani bunu şimdiden bir an önce yola koyulmanın ben anlamlı olduğuna inanıyorum. Ama ne zaman işte şurada mı gelecek, Mayıs'ta mı gelecek, Nisan'da mı gelecek? Bunlara asla takılmadan arkadaşların bir an önce bu yola girmelerini, bak Ocak ayı da bitiyor hocam, zaman çok hızlı geçiyor. Bir an önce adapte olmaları gerekiyor. İktisat yani ilk günden son güne kadar mutlaka bakılması gereken bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor. Yani ne olur hocam, hocamın da ifade ettiği gibi mikroyu ilk seferde 10 günde tekrar edersin. Sonra bu 6 güne düşer, sonra 2 güne düşer, sonra yarım güne düşer. Ama burada nedir? Bir kaymakam aday adayının iktisat çalışmadığı gün olmaması gerekiyor. Çünkü %25'lik bir bölümden bahsediyoruz. Dolayısıyla mutlaka her gün yarım saatte olsa bu sürece giren bir arkadaşın şu andan itibaren işte sınav diyelim ki örnek veriyorum X tarihinde olacak. X tarihine kadar bakması kaydıyla ki hocam bizim biliyorsunuz akademide psikologlar var, kazanan arkadaşlarımız hukukçular var. İşte bu arkadaşlar sıfır iktisatla gelip neredeyse fullemiş arkadaşlar. Demek ki yeterli bir zaman dilimi var eğer bir an önce yola çıkarsak. Dolayısıyla şimdiden yola çıkan arkadaşlarımın muhtemel bir sınava kadar çok yeterli süresi olduğuna inancım tam. Özellikle bunu vurgulamalıyım. Bir de hocam sözel sayısal sorular mı geliyor? Ona da cevap verip sözü sizlere bırakmak istiyorum. Şimdi hocamın da ifade edeceği üzere mikro sayısal bir ders genelde baktığımız ağırlık olarak ama özellikle makro kısmında sözel sorular geldiğini görüyoruz. Son yıllara baktığımızda sözel soru ağırlıkta geldiğini görüyoruz soruların. Bir çarpan konusu var. Oradan sayısal sorular geliyor biraz zorlayıcı. Ama onun dışında makroda sözel sorular geliyor. Ama bu sene mesela hakimlik sınavında örnek vermek gerekirse 4 sorunun ikisinin sayısal olduğunu gördük. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda belli olmuyor. Yani sözel ağırlıklı giden bir süreç bir anda sayısala dönebiliyor. Dolayısıyla bu ayrımı yapmadan çalışmaları durumunda soru kaçılmama ihtimallerinin daha yüksek olduğuna inancım tamdır. Arkadaşlar Harika. önereceğim Çok ifadeler de teşekkür bunlar hocam. olacaktır. Bir arkadaşımız sormuş, 4 Şubat grubu nasıl başlıyor diye. Ders programlarınız belli arkadaşlar. Eğer kuruma zaten kayıt olan arkadaşlar varsa ders programlarını öğrenebilir. İzniniz hani bu yayın içinde yani ders şöyle başlıyor, şöyle ilerliyor diye ifade etmeyelim. Ama tekrar diyorum, hukuk dersiniz anayasa hukukuyla başlar bizde. İktisat dersiniz mikro iktisatla başlar. Bu istisnasız hep böyledir.
Yine birkaç arkadaşım ilan vurgusu yapmış ama ben tekrar söylüyorum. Biz ilan odaklı bir çalışma sistemi içinde değiliz. Eğer kaymakam olmak istiyorsanız yarından tezi yok. Hazırlanmanız gerektiğini düşünüyoruz. İlla bir kurum desteği almak zorunda değilsiniz. Kendinize çalışmak istiyorsanız yarından tezi yok. Lütfen çalışmaya başlayın. Muzaffer Hocam, sizden de şöyle son cümlelerinizle beraber genel bir toparlama yapalım. Yaklaşık bir saatimiz oluyor çünkü. Hani sizin